Evet arkadaşlar merhaba, 12 Eylül 2021 sabah programında pazar günü arkadaşlar 3 tane yabancı yarıştan sabah programı olan Şatin Hong Kong'dayız. Hong Kong'da normal 10 koşulu bir program var ama biz 7 koşuyu ele aldık. Son 7 koşu diyelim. Evet hemen değerlendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Gerçekten artık TJK zamanı olandan ne kopardıysak kârdır oynandan mantığıyla girdi devre. 3 Türk koşusu, 3 yabancı koşu maşallah. Evet. Sabah 9.30'da başlıyor arkadaşlar. Birinci koşu Lidl Plus'e. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre Çimpis'e çıkacaklar. 14 tane sapkan burada start oluyor. 6 numaralı Alloy Star Zach Burton'la 2 numaralı Size the Spirit John Murray'la ve 10 numaralı Super King Luke Ferraris arkadaşlar. 6-2-10 burada 7'li plasaya oynayacak olan arkadaşlar için tabii ki listenler kendi atını bırakabilir. Çok zor bir ayak bu. Hatta 7'li plasaya daha bile fazla verir diyeceğim ama tabii ki 5000 lira gibi bir tevzi toplanıyor 7'li plasaya da bilginiz olsun. Evet ikinci koşuyla altılı gayen başlıyor sabah 10'da. 40'a 60 handikap puanı olan sapkanlar bir araya geliyor. Handikap 3 ve yukarı İngiliz'e 1400 için başlığımız var. Şahatin Hipodromu tamamıyla sürprizlere yönelik bir hipodrom arkadaşlar. Çok fazla normal beklemeyin burada atın gelmesini. İlk kez bu yabancı yarışlarda yani uzak doğuya merak etmiş arkadaşlarımıza özellikle belirtiyoruz. Şahatin'de her türlü sonuca hazırlıklı olun. 5 tane sapkanla geçeceğiz. Altının bu ilk ayağını. 1 numaralı King's Capital. Burada Zach Purton'la. 2 numaralı Big Book John Murray'la. 12 numaralı Sparkling Star Alexis Badel. 5 numaralı The Anomaly M.L. Young'la. Ve 9 numaralı Solar Power K.S.L. Young'la arkadaşlar. Burayı 1, 2, 12, 5, 9 şeklinde tam 5 tane safkanla geçeceğiz. Biraz da 1 ve 2'nin bu grubun bir tık üstünde olduğunu hatırlatırım size. Her ne kadar burada herhangi bir derece göremeseniz de 2-3'leri çok daha sert gruplardan koşmuş 2 tane safkandır bunlar. Hatta bu Big Brook'un bir de birinciliği var bu sert gruplardan bir tanesinde. Ama diğerleri 12, 5 ve 9'da bu grubun yolcuları. O yüzden ona göre sizler de değerlendirmenizi yaparsınız. Hatta altının da bir tane birinciliği gözüküyor burada. İrlanda, İngiliz, Amerikan karışımı Deceive Action. Deceive Action 6 numara. Evet arkadaşlar burayı biz 1, 2, 12, 5, 9 geçtik. Direnle yer olanları 6'yı da ilave edebilirler. Üçüncü koşudayız. Altılı yani ikinci ayağı. 60'a 80 handikaplı puanlı safkanlar sentetik kuma çıkacaklar. 3 yukarı İngilizler 1200 metre sentetik kumda. Toplam 12 at var burada da. Bizler 5 tane atın ön planda olduğunu görüyoruz. 5 numaralı Gun Legion Kevin Titan'la çok şanslı arkadaşlar. İyi koşacak. 3 numaralı Flying Bonus KH Can'la. Zaten bu safkan çok güzel bir zikzak yaratıyor kendine. Bir dördüncü, bir birinci, bir beşinci, bir birinci. Sonra iki tane derecesi iş yaptı. Ama safkanın kalitesi yüksek. Yani bilemiyorum. İstedikleri zaman bu atı getiriyorlar bir şekilde. 7 numaralı Mega Heart Tony Picone ile 11 numaralı Can't Stop the Feeling Alexis Badal ile ve 8 numaralı Spontaneous Zach Burton ile 5, 3, 7, 11, 8 şeklinde burayı tam 5 tane safkanla geçeceğiz arkadaşlar. Bu ilk iki ayak zor zaten. Dördüncü koşudayız. Burada 40-60 handikaplı safkanlar bir araya geliyor. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre Çim pistteyiz. 14 tane safkan start oluyor. Arkadaşlar 4 tane safkana burada yer veriyoruz. İlk atımız 2 numaralı Unicorn Baby. Celle Joe. Arkadaşlar bu Celle Joe apprenti normalde ama çok klas bir apprenti. Ve iyi atlara bindiriyorlar bunu. Bazen de geliyor. İlk atımız evet 2 numaralı Unicorn Baby arkadaşlar. İkinci atımız 13 numaralı Brilliant China. M. Chadwick'le 3. adımız 5 numaralı Ave
Bu saf İngiliz orijin arkadaşlar bu. Öyle İrlanda bile değil. İngiliz orijin. Burada Shin bindiği safkan. Ve bir numaralı Casemiro Zac Purton'la baktığımız zaman burada Casemiro'nun da geliri var. 2-13-5-1 şeklinde burayı tam 4'ten safkana geçiyoruz. 5. kuşluyuz. 11.35'te sabahleyin 60'a 80 handikaplı safkanlar bir araya geliyor. 3 yukarı İngilizler 1200 metre çimpise çıkacaklar. 14 tane safkan start oluyor burada. Evet, burada arkadaşlar 3 tane safkanla buraya geçiyoruz. 13 numaralı Trust Me, bu Yeni Zelanda pasaportlu safkan. İlk atımız. 2 numaralı I'm a Single Man, Kevin Teaton'la. 14 numaralı Cheerful Days, MF Poon'la arkadaşlar. 3 tane safkan benim için yeterli ama size tavsiyem RGF oranlarına göre bakıp boşlukları mutlaka kapatmamız gerekiyor. O yüzden tabi burada bir Ian var, 6 numara, Big Fortune. Bunlar da bakmamız lazım arkadaşlar hepsine. Burayı 13, 2 ve 14 şeklinde 3 tane safkanla geçiyoruz. Evet, 6. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Burayı 3 atla geçtik ve 6. koşu handikap 80'e 100 puanlı olan bir koşu. Handikap puanı minimum 80, maksimum 100 olan atların bulunduğu bir koşudayız. 1000 metre çim piste çıkacaklar. 3 ve yukarı İngilizler. 11 tane safkan var burada start alan. Arkadaşlar burada 2 tane safkan dışına çıkmayacağını düşünüyoruz. Lucky Moore. Şimdi biz bunu tek tek baktık. Çok iyi bir inceleme yaptık burayı, bilhassa bu tabloyu. 5 numara Bravo. Özür dilerim. Pink Bravo, High Bravo'yu geçmiş burada. Ve aynı zamanda 10 numara Winner Method. Bunlar birbirini geçmiş herkes ama Winner Method hepsini geçmiş. Ama burada 5 numara Lucky Moore ve 10 numara Winner Method en ön plana çıkıyor. Yani böyle süzdük, baktık ki herkesin kimlerin geçtiğini ve en sonunda bunların ikisinin çekişlerini görüyoruz burada, 5 ve 10. Ama çok fazla at yazmak isteyenler, iyice garanti at almak isteyenler Pink High Bravo'yu da yazabilirler ve Valiant Dream'i de yazabilirler. Yani burayı normalde 5-10 geçeceğiz biz ama dileyenler burada 1 ve 3'ü de ilave edebilirler arkadaşlar. Biz ama 5-10 geçiyoruz. Geniş yazmak isteyenlere 1 ve 3'ü de dikkat edin diyoruz yani. Evet. 2 atın dışına çıkmayacağını düşünüyoruz. Çünkü iyice orayı süzdük ve süzgeçten geçirdik. 2 tane at çıktı, 5 ve 10. Daha evvel koştuk koşulara göre. Şimdi arkadaşlar son koşudayız burada. Handikap 60'a 80. 3 yukarı İngilizler. 1400 metre çim başlığımız var. Burada da günün bankosu var. The Golden Scannery. J.A. Hoyle arkadaşlar. Zaten son yapmış olduğu yarışta boyun farkıyla kaybetmişti. Açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bu uygun grupta bu 4 yaşındaki genç diyebileceğimiz safkan. Burada 1400 metreyi çıktığı gibi bitireceğini düşünüyoruz bizim bankomuz bugün. The Golden Scanner arkadaşlar. 3 numara diyoruz ve Şatin'le ilgili görüşlerimizi burada noktayı koyuyoruz. İyi bir sabah programı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu arada Adana'da başlayacak. İşte İrlanda olacak öğleden sonra. Böyle gerçekten Allah kolaylık versin. Hangi analizi yapıp nasıl oynayacak millet bilemiyorum. Yani ama bravo ya. Gerçekten teşekkür, bravo. 6 tane değil aslında 10 tane de koysa olur. Ne olacak ki? Yani zengin bir ülkeyiz zaten biz. Çok zengin bir ülkeyiz ve gerçekten şaha kalkmış durumdayız. Ben öyle görüyorum. Şahlanmış var. Muazzam bir şahlanış var. Artık bilemiyorum bu şahlanış nereden kaynaklanıyor. Evet. Bu şekilde tüm dostlarımıza, üyelerimize, bizi izleyen yarışseverlere iyi bir pazar günü geçirmesini diliyoruz. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar.